Zülüflü İsmail Paşa. Zülüflü İsmail Paşa, Sultan Abdülmecit'in gayrimeşru oğludur. 1857 yılında doğmuş, 1925 yılında vefat etmiştir. Annesi saraydan uzaklaştırıldığında genç bir paşa ile evlendirilir. Fakat Sultan Abdülmecit'ten hamile olduğu öğrenilir ve herkesten saklamaya çalışılır. 6 yaşında paşalık unvanı verilir. Aradan birkaç yıl geçtikten sonra amcası Sultan Abdülaziz'in mabeyincisi olmuştur. Daha sonra aynı zamanda da gene aynı babadan kardeş 6. Mehmet ile dünürdür. 2. Abdülhamit tahta çıktığında babası Sultan Abdülmecit ile cariyesi arasında geçen olayı hatırlar ve ona vazifeler vererek gözünün önünden ayırmaz. Hatta Atatürk'ün hatıralarında bu ismi duymak mümkündür. Çünkü Mektebi Harbiye-i Şahane'nin müdürlüğünü yapmıştır. Ekber ve Erşes sistemi gereği en büyük oğlu olmasına rağmen gayrimeşru doğduğu için veliahtlık ve tahta oturma hakkı kendisine tanınmamıştır. Zülüflü İsmail Paşa, Fatma İsmet Hanım ile evlenmiştir. Bu evlilikten ikiz çocukları olan Celalettin Germiyanoğlu ile Ali Haydar Germiyanoğlu doğmuştur. Celalettin Germiyanoğlu, Meymenet Hanım ile olan evliliğinden Nuyan adlı bir kızı ve İsmail adına bir oğlu olmuştur. Nuyan Hanım'ın armatör Nazım Kalkavan ile evliliğinde ise 1962 yılında oyuncu ve magazin ünlüsü Billur Kalkavan doğmuştur.